Aşağıdaki şemada mevsim başlangıç tarihlerinde dünyanın güneşe göre konumları numaralandırılarak verilmiştir. Şemada yeri verilen K şehrinde mevsimlerin öğle vaktinde güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açıların büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? K şehri kuzey yarım kürede gözüküyor. O zaman kuzey yarım küredeki mevsimlere göre düşme açılarını bulabiliriz. Örneğin burada 3 numarada yaz yaşanır, 1 numarada kuzey yarım kürede kış yaşanır. Yaz yaşandığına göre demek ki 3 numaradaki açı en büyük olmalı. Kış olduğuna göre 1'deki de en küçük olmalı. 2 ve 4'e gelince ikisinde de e, özel tarihleri olduğu için yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri olduğu için bu tarihlerde ekvatora dik düşer. de ekvatora hep aynı uzaklıkta olduğu için demek ki ikisinde de yani 2'de de 4'te de aynı açıyla düşmesi gerekiyor. O zaman bunları da eşitliyoruz. Baktığımız zaman cevabımız A şıkkında 3 büyük 4 2 eşit 1 küçük. Demek ki doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bir öğrenci mevsimlerle ilgili deney için dünya modelini özdeş el fenerleriyle aşağıdaki bir ışık düşürüyor. El fenerlerinin biri diğerine göre dünya yüzeyinde daha büyük bir alan aydınlatabiliyor. El fenerleri modele aynı uzaklıktan bir süre boyunca tutuluyor. Bu etkinlikte modelin ışık, ışık düşen yüzeyinin kısımlarındaki değerlerinden hangileri birbirine göre farklı olabilir. Farklı durumlar arıyoruz. Birinci ifade diyor ki yüzey ışıkları. Baktığımız zaman yukarıdaki fenerde daha geniş bir alana aydınlatıyor. Demek ki buradaki yüzey sıcaklığı az olur. Çünkü aynı miktardaki ışık daha geniş bir alana aydınlattığı için birim yüzeye daha az enerji verir. Aşağıda ise, burada ise daha küçük bir alana aydınlattığı için daha çok olur. Demek ki yüzey sıcaklıkları farklı olacak. de düşen ışığın yüzeyle yaptığı açılar. Daha küçük bir alana aydınlatıyorsan burada büyük bir açıyla geliyorsundur. Daha küçük bir alana aydınlatıyorsan küçük açıyla geliyorsundur. Bu durumda bunlar da farklı olur. 3'te birim alana düşen ısı miktarı tabii ki e, baktığımız zaman aynı fenerler, özdeş fenerler yoğunluk bir yerde toplandığı zaman aynen şurada olduğu gibi küçük alanda olduğu için Orada daha fazla ısı depolar ama daha az yoğun yani biraz daha yayıldığı zaman ise bir müzeye daha az ısı miktarı verir. Bu durumda bu ikisi de farklıdır. Demek ki 3 seçenek de farklı olacak. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda dünyanın 21 Mart tarihinde güneşe göre konumuna ait görsel verilmiştir. Bu tarihten itibaren gerçekleşebilecek durumlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Birinci ifade güney yarım kürede ilk ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar diyor. 21 Mart tarihinde yukarıda yani kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar mevsimi başlar. Bu durumda bu ifade yanlış olur. İkide de ise güneş ışınları güney yarım küre yüzeyinde giderek daha az ısı enerjisi oluşturur. Düşündüğümüz zaman 21 Mart tarihinde sonbahar başlangıcıdır ve kışa girecek. Demek ki bu arada gitgide daha az ısı enerjisi oluşturur. Doğru çünkü kışa doğru yaklaşıyor. Bu ifade doğrudur. 3'te güneş ışınları dönenceler üzerine öğle vakti dik açıyla düşer. Biliyoruz ki 21 Mart'ta ekvatora dik düşer. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Bizden yanlışları istiyor. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Aşağıda iki mevsim başlangıç tarihinde dünyanın güneşe göre konumları gösterilmiştir. Bu iki tarih arasında kuzey yarımküredeki bir ülkede yaşanabilecek durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakmamız gereken yer kuzey yarımküre. A seçeneği ilkbahar mevsimi yaşanır. Kuzey yarımkürede 23 Eylül'de sonbahar mevsimi başlar. O yüzden bu ifade doğru değildir. B'de hava sıcaklığı giderek artar, sonbahar mevsimi başlar ve tabii ki 21 Aralık'ta kışa girecektir. Kış başlar. Demek ki hava sıcaklığı giderek artmaz. Azalır olması gerekiyor. Bu da yanlış. D seçeneği güneş ışınları yerine düşme açıları giderek küçülür. Açı küçülürse hava soğur. Demek ki açı küçülüyor. Çünkü kışa girecek daha sonra. Bu ifade doğru bir ifadedir. D seçeneği güneş ışınları birim alanda giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Dediğim gibi kışa gireceğine göre birim alanında daha ısı enerjisi oluşturması gerekiyor. Bu da yanlış. Zaten doğru seçeneği C olarak bulmuştuk. Bir öğrenci bulunduğu şehir ile ilgili bulunduğum yerde bugün tam öğle vakti güneş ışınları dik açıyla düşecek bilgisini vermiştir. Bu şehrin dünya üzerindeki yeri ve belirtilen tarihte dünyanın güneşe göre konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi verilen tarihlerde nerelere güneş ışığının dik düştüğünü bulursak ve bizim e, ipucu veren öğrenci de orada olursa doğru cevap odur. Bakalım. 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik düşer. Orada mı bulunuyor? Hayır. Oğlak'ta bulunuyor. Demek ki bu doğru cevap değil. Şimdi 21 Aralık diyor. Oğlak dönencesine dik düşer ama o yengeçle Ekvator arasında. Demek ki bu da doğru değil. C şıkkında 21 Aralık tam olarak ekvatora dik düşer. Ekvatorda mı? E evet, doğru cevap C seçeneğidir. Çünkü dik düştüğü yerde bulunuyor. Yine de kontrol edelim D şıkkını. 23 Eylül'de yine ekvatora dik düşer. Ama o yengeç dönencesinde zaten doğru seçeneğimiz de C seçeneğidir. Aşağıda bir mevsim başlangıç tarihinde dünyanın güneş karşısındaki konumu verilmiştir. 21 Haziran verilmiş. Bu tarihte bulunduğu ülkeden hareket edip farklı bir ülkeye aynı gün içinde ulaşacak biri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A seçeneği ekvator çizgisinden yengeç dönencesine gidecekse kış başlangıcından yaz başlangıcına ulaşmış olur. Ekvatordan gideceğine göre kış olmayacağına göre bu şıkkı eliyoruz. B'de oğlak dönencesinden yengeç dönencesine gidecekse kış başlangıcından yaz başlangıcına gider. Baktığımız zaman yukarıda yani 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz başlangıcıdır. Aşağıda kış başlangıcı. O zaman eğer buradan buraya yani oğlaktan yengece giderse tabii ki bu ifade doğru olmuş olur. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. C'ye bakalım. Ekvator çizgisinden oğlak dönencesine gidecekse kış başlangıcından yaza diyor. Zaten oğlakta yaz yaşanmıyor. Ekvatorda da kış yaşanmıyor. Bunu eyledik. Ve yengeç dönencesinden oğlak dönencesine gidecekse kış başlangıcından yaz başlangıcına ulaşmış olur. Yengeçte 21 Haziran'da zaten yaz olduğunu söyledik. Aşağıda kış. Demek ki bu da tam tersi olduğu için yanlıştır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsimi başlangıç tarihine kuzey yarımkürede gerçekleşmesi beklenen bir durumdur? Yani bahsettiğimiz tarih 21 Haziran'dır. A seçeneği güneş ışınlarının öğle vaktinde yarım kürenin tamamına dik açıyla düşmesi tabii ki bu mümkün değil. Çünkü 21 Haziran'da sadece yengeç dönencesine dik açıyla düşer. O yüzden bu ifade doğru değildir. B'de güneş ışınlarının yarım küredeki bazı noktalara dik açıyla düşmesi bu olur. Çünkü yengeç dönencesi bu bazı noktalardan biridir. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer şıkları da kontrol edersek güneş ışınlarının öğle vakti yarım kürenin tamamına ilk açıyla düşmesi ee, tamamına ilk açıyla düşemez. Çünkü yengeç dönencesinde dik düşüyor. O zaman tamamı olmuyor. Bu durumda bunu da eliyoruz. D'de güneş ışınlarının birim alanda ve zamanda güney yarım küreye göre daha az ısı enerjisi oluşturması. Yukarıda yaz mevsimi yaşanıyor. Demek ki yukarıda daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Burada ise az oluşturur demiş. Güney yarım küreye göre bu ifade de yanlıştır. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Aşağıdaki görselde bir şehirde mevsim başlangıç tarihlerinin tam öğle vaktinde güneş ışınlarının yüzey ile yaptığı açılar gösterilmiştir. Bu şehirle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Öncelikle özel tarihlere bakarak, bakarak bu şehrin hangi yarım kürede olduğunu bulabiliriz. Baktığımız zaman 21 Haziran'da en büyük açıyla düşmüş. 21 Haziran'da yani yaz yaşanıyor. 21 Haziran'da yaz yaşanan yarım küre Kuzey Yarım Küre'dir. Demek ki bu şehrimiz Kuzey Yarım Küre'de. Şıklara ona göre bakacağız. A 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşanmaya başlar diyor. Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran'da yaz başlar. Demek ki bu ifade doğru. 21 Mart'ta ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Kuzey Yarım Küre için bu da doğru. 21 Aralık'ta kış mevsimi yaşanmaya başlar. Kuzey yarım küre için bu da doğru. D şıkkında güney yarım kürededir demiş. Bu yanlıştır. Çünkü biz en büyük açığın 21 Haziran'da geldiğini bildiğimiz için kuzey yarım kürede olduğunu zaten baştan bulmuştuk. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Eksine ekli etkisinin ortadan kalktığı mevsim başlangıç tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğrudur demiş. Bu tarihler ekinoks tarihleridir. Yani 21 Mart, ve 23 Eylül'de eksenikliğin etkisi ortadan kalkar. Şıklara baktığımızda 21 Mart ve 23 Eylül yani A seçeneği doğru seçenek.